Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, kıymetli izleyenler, bir özgün rehberlik programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta ezberleme problemini konuşacağız inşallah hocamızla birlikte. Malumunuz olduğu üzere Türk eğitim sisteminin bir kısmı ezbere dayalıdır. Özellikle sözel derslerde bir kısmı da daha çok kavramaya dayalıdır. Ancak biz bakıyoruz ki bazen bu kavrama ve anlamaya dayalı yerlerin de İşte ezberle halledilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bazen de ezberlenmesi gereken yerlerin hakkıyla ezberlenmediğine biz şahitlik ediyoruz. İnşallah bu programımızda neyi ezberlememiz gerektiğini, neyi ezberlemememiz gerektiğini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bizim eğitim sistemimizde biz sürekli şu tartışmalara şahit oluyoruz. İşte hani de denilir ki ezbere dayalı bir eğitim sistemidir. Bu ve sık sık da eleştirilmektedir. Ama bazı kişiler de şu görüşü ifade etmektedir. İşte derler ki öğrenmenin başı ezberdir. Bir şey, hatta derler ki kavramadan önce de o şeyin ezberlenilmesi gerekir. Biz de bu tartışmalar içerisinde inşallah bu hafta bu ezber nedir bunu anlamaya çalışacağız. Ben öncelikle şunu sorayım hocam, yani ezberlemenin eğitimdeki yeri nedir? Öğrenme aşamasındaki yeri. Evet, şimdi ezberle ilgili tartışmalar çok eski tartışmalardır. Anlamak mı yoksa ezberlemek mi? Yani doğrudan ikisi birbirine alternatif gibi düşünülmüş. Sanki anlama olursa ezbere ihtiyaç yok. Ezber olursa anlama olmaz gibi. Fakat bu kadar keskin çizgilerle birbirinden ayrılan iki husus değildir. Ki anlamda bu modern eğitim sisteminde işte ezber ise Rus sistemidir denmiştir, anlama ise Avrupa sistemidir falan denmiştir. Tam zıt, böyle alternatif dediğim gibi iki şeylikle gösterilerek, fakat öyle değil. Ezber eğitimin bir parçasıdır. Tamamen ezbersiz bir eğitim düşünmek mümkün değildir. Eğitimde öyle hususlar var ki gerçekten ezberlenmesi gerekiyor. Ancak burada ezberden kasıt nedir? Ezberden kasıt bir bilgiyi böyle mırıldanarak mukaddes bir metin gibi, örneğin Kur'an-ı Kerim'in bir ayet-i kerimesi gibi hafızaya nakş etmek mi? Bir dua gibi hafızaya nakş etmek gibi mi? Ki sizin bir ayet-i kerimeyi mutlak anlamanız gerekmiyor. Veya bir duayı yapmak için sizin hafızanızın onun manasını bilmenize çoğu zaman ihtiyaç yok. Ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinin de dualarında hem manalarının yanında hem o kıraatlarının insan üzerinde bıraktığı bir etki vardır. İnsan inanarak bir ayet-i kerimeyi okuduğunda hiç anlamasa bile ondan etkilenir. Nitekim yaşlılarımız Kur'an-ı Kerim'i hiç anlamadıkları halde, ama hiç anlamadıkları halde çok yanık bir sesle okuyarak hem etkilenirler hem başkalarını etkilerler. O yaşlıların çok boş bir işle uğraştığını kimse iddia edebilir mi? Hayır. Bugün genç nesilde esasen Kur'an-ı Kerim'i anlıyor değildir. Çok azı anlıyor. Ama hani anlamıyorsan okuma diye bir hatta neredeyse bir propaganda yapılıyor. Oysa bu Kur'an-ı Kerim için geçerli bir husus değildir. Siz anlamasanız da etkilenebiliyorsunuz. Fakat eğitim sisteminde bu böyle değildir. Sizin metnin sizin işinizi görebilmesi için, bu mukaddes bir metin değil, sizin onu anlamanız gerekiyor. Ve anlayabilmeniz için de kimi zaman bir sınav malzemesi olduğu için ezberlemeniz gerekiyor. Bazı bilgiler var, o kaçınılmaz. Bazı formüller var, bu kaçınılmaz. Şimdi her seferinde sizin formülü çözmeniz için kitabı açmanız mı gerekiyor, defteri açmanız mı gerekiyor? Bunu yaparsanız sınavda kitap ve defter vermeyeceklerdir. Siz o problemi çözmek için o formülü nasıl hatırlayacaksınız? Sizin ezberlemekten başka bir şansınız yok. Evet. Ama burada mesele şu. Bizim ezberlemek için ne yapacağız? Tutup bunu tekrarlaya mı ezberleyeceğiz? Yoksa o konuyla ilgili soru çöze çöze mi onu hafızamıza alacağız? Bizim burada tavsiye ettiğimiz husus, hem bilginin kısmen ezberlenircesine öğrenilmesidir ilk öğrenmelerden. Evet. Sonra da sorularla bunu pekiştirerek
onu hatırlamak ve nihayetinde lazım olduğunda ön levhaya çıkacak şekilde onu akılda tutmaktır. Böyle bir ezberleme zararlı bir ezberleme değildir. Gerekli, hatta zorunlu bir ezberlemedir diyoruz. Evet. Siz gerçi hocam söylediniz ama biz yine değinmek istiyoruz. Biz hani başlarken de ezberleme problemi dedik. Hı hı. Burada siz gerçekten bazı noktaların ezberlenmesi gerektiğini ifade ettiniz. Özellikle bazı öğrenci kardeşlerimiz ezberleme noktasında, hatta bazıları işte kendini eleştiriyor. Benim ezber yeteneğim yok. Ben ezberleyemiyorum. Ben işte okuyorum da unutuyorum. Hani bunu bir öğrencinin bunu aşabilmesi için ne yapması gerekiyor? Kendim de aynı durumdayım. Ben bir metni düzgün bir şekilde çok zor ezberlerim. Çocukluğumdan beri bu böyle. Şiiri ben hiç düzgün ezberleyemediğim için şükür hiçbir törene de okumadım. Yani düzgün bir basit bir şiiri çıkıp kürsüde okuyamazdım. Bugün de böyle bana deseniz ki falan şiiri şöyle ezber bir okur musunuz? Herhalde bize çok zorunlu olarak tekrarlatılan bazı şiirler hariç aklımda bir şiir yok. Ama ben metni hem rahat anlıyorum, hem anlatabiliyorum, hem uzun süre o metin benim zihnimde kalabiliyor. Daha ortaokul, lise sıralarındayken, hatta ilkokuldayken dersi en çok anlatan öğrencilerden biriydim. Herhalde öğretmenden sonra en çok anlatan öğrenci konumundaydım. Çoğu için zorluk çekmezdim. Herhangi bir tarih metnini, herhangi bir coğrafya metnini, herhangi bir siyer metnini evde bir kez okur, sonra sınıfta parmağımı kaldırır, kalkar tahtada. Çoğu zaman hocanın yerine ben anlatırdım. O benimle beraber okuyan arkadaşlar hatırlarlar. Şimdi burada bir bazı temel ezberlere ihtiyaç var. Ama esas olan ezber olmamalı. Zira karşımıza ezber bilgi çıkmayacak. Biz kapalı uçlu, çok seçenekli sorularla karşı karşıyayız. Burada sorunun kapalı uçlu bir dezavantaj gibi görünürken, esasen çok seçenekli olması sana bir avantaj sağlıyor. Sana bir hatırlama imkanı veriyor. Özellikle sözel derslerde. Evet. Dolayısıyla senin oturup da İstanbul 1453'te fethedildi, İstanbul 1453'te fethedildi, İstanbul diye bir ezber yapman gerekmiyor. Bunu ezberlemeye kalkışırsan büyük sorunlar yaşarsın. Fakat sana bir şey metin hazırladıklarında, şöyle bir önüne koyduklarında İstanbul aşağıdaki tarihlerden hangisinde fethedilmiştir? Ve seçeneklerden biri 1453 olduğunda senin zihnin doğrudan 1453'ü işaret ediyorsa sen zaten ezberlemişsindir. Senin ezberleme problemin vardır demen de doğru değil. Belki dolaylı girmiş oldum ama şu da öğrenci kardeşimiz ezberleyemiyorum diyor. Acaba ezberlemesi gerekeni mi ezberleyemiyor yoksa işine yaramayacak olanı mı? Şimdi bir tarih kitabını, efendim bir coğrafya kitabını hangimiz ezberleyebiliriz ki? Bu çağda böyle bir eğitim sistemi yok deniyor. Bazen sanki çağın eğitim sistemi en ideal eğitim sistemiymiş gibi. Bizim klasik eğitim sistemimiz ki ideal bir eğitim sistemi, onda da böyle bir ezber yok. Bizim normalde bizde ezberletilen metinler bir, mukaddes metinlerdir. İki, vaizlere çokça lazım olacak metinlerdir ki vaizin kendisi bunları ezberlerdi. Ve üçüncüsü sarf ve nahudaki asıl metinlerdir ki ben bugün de ezberletilmesinden yanayım. Temel kaidelerdir, temel kurallardır. Bu bizim medrese sisteminde. Medrese sistemimizde tabii ki. Bizim gibi klasik medrese eğitiminden çok anlama üzerine Arapçayı öğrenenler bugün o kaideleri unutabiliyorlar. Bir metni okurken bazı zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Buna karşılık bunu sıkıca ezberlemiş olan klasik bir eğitimden geçmiş biri bizim kadar metne vakıf olmasa da bizim kadar Arapça metni Kürtçe'ye veya her neyse çeviremiyorsa da metni bizden daha düzgün okuyor. Niye? Çünkü temel kuralları, temel kaideleri tam olarak öğrenmiş, kavramış. Dolayısıyla eğitimde bir ezberlenmesi gerekenler var. Bunlar asgari olmalıdır. En az olmalıdır. Çok az bilgi klasik bir ezberleme yöntemiyle zihinde tutulmalıdır.
geriye kalan bilgilerin tümünde esas olan bilginin zihne nakşolmuş olmasıdır. Ve çok seçenekli bir soruda, yani öğrencilerimizin anlayacağı bir dille bir test sorusunda öğrencinin seçeneği görünce o bilgiyi hatırlamasıdır. Bu olduktan sonra bizim o klasik ezbere ihtiyacımız yok. Öğrencimiz kalkıp da o temel bilgileri değil de bu ayrıntı bilgileri, bu detaylı bilgileri ezberlemeye çalışıyorsa hafızasına zulmediyordur. Kendine haksızlık ediyordur. Bir de üzerine ben ezberleyemiyorum diye ağlıyorsa kendisine ikinci kez zulmediyordur. Daha büyük bir haksızlık yapıyordur. Yaptığı yanlış, ne diyelim, tövbe etmeli yaptığından, bu zulümden dolayı. Evet hocam. Şimdi hocam özellikle diğer bir sorun ise şudur. Bazen işte öğrenciler çalışıyor, ezberliyor. Ancak sınavdan çıkıyor ve bunu unutuyor. Sonra tekrar o konuyla ilişkili olduğunda tekrar ezberlemeye başlıyor. Hani ortada kalıcı bir ezber yapamıyor. Hani bu anlamda kalıcı bir ezber yapmak için ne yapılması gerekir? Şimdi insan beyni garip bir yapıya sahip. Tamamen sizin verdiğiniz komutlarla işliyor. Efendim, beyin her şeydir diyenler burada yanılıyor esasında. Kalbi inkar edenler. İnsan beyinden ibarettir diyenler, biyolojiyle açıklayanlar. Kendiniz beyninize nasıl komut verseniz beyniniz öyle işliyor. Geçen konuşmuştuk. Ben yoruldum diyorsanız yoruluyorsunuz. Ben tembelim biriyim, başarılı olamam diyorsanız başarılı olamazsınız. Kendinize nasıl komut veriyorsanız beyin o şekilde cevap veriyor. Ben ezberleyemiyorum diyen birinin bir kere ezberleme şansı zayıf. Ben ezberleyebiliyorum diyen ezberler. Zira beyin sizin komutunuzu dinliyor. Evet. Hep beyin size hükmetmiyor. Siz beyne hükmedebiliyorsunuz. Ve beyin hangi hedefle ilgili işletilmişse onunla ilgili işlevi, o işlevi görüyor ve büyük ölçüde vazifesini bitirdiği zaman o haneyi kapatıyor. Evet. Yani görevle ilişkili bir mekanizma oluşturuyor. Hmm. Mekanizmanın ömrüyle görev arasında beyin bir ilişki kuruyor. Evet. Bu görev süresi dolduğunda mekanizma da dağılıyor. Yani burada öğrenci eğer salt sınava yönelik bir ezber yapmışsa dolayısıyla sınavdan çıktığında bunu unutur. Ama diyelim ki bunu uzun süreli bir ezber olarak planlamışsa zihninde bunu unutmaz. Tam da anlatmak istediğim budur. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim dersleri, İmam Hatip liselerinde 300-400 Kur'an-ı Kerim ezberledik. Benim gibi ezberi zayıf olanlar da ezberlediler. Fakat bırakın bir sonraki yılı, daha yaz döneminde biz bütün ezberlerimizi unuturduk. Niye? Çünkü hocanın huzuruna çıkıp düzgün okumak için ezberliyorduk. Hocanın huzuruna kadar beyin sağlamca mekanizmayı işletiyordu. Hocanın huzurunda ezberimizi okutuyorduk, alıyorduk. 90-100 sırtımızı dönüp eve geldiğimizde namazda o süreyi düzgün okuyamıyorduk. Şimdi burada siz bilgiyi sınava dönük öğrenmişseniz, bilgiye yüksek hedefler tayin etmemişseniz ve onu yaşamla ilişkilendirmemişseniz, gelecekle ilişkilendirmemişseniz, bilgi sınav için vardır demişseniz, sınavdan çıktığınız an bilgi bitmiştir. Pek çok öğrenci sınavda tek bir yazım kuralı sorusunu yanlış yapmaz. Ama günlük hayatında bir metni düzgün yazamaz. Niye? Çünkü öğrendiklerini sınavda uygulamak için öğrenmiştir. Sınavda bu işi bitmiş ve ondan sonra da mesele, yani ne derler, öküz öldü, ortaklık bozuldu diye. Öküz öldü, bizim ortaklığımız da bozuldu gitti. Böyle bir hal yaşıyoruz. Siz ezberi neye göre, niçin ezberliyorsanız o kadar kalıcı olur. Evet hocam. Gayet herhalde net olarak anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi şu normal mi? Son derece böyle hafıza problemi yaşayan, neredeyse hiçbir şeyi hatırlayamayan bir yaşlı adam, Yasin-i Şerifi ve başka süreleri mezarlıklarda o kadar düzgün okuyor ki harika. Ama bir müftü efendi o süreyi okuyamıyor. Normal. Şunu diyebiliyor muyuz ki o mezarlıkta okuyan yaşlı bizim müftüden, hafıza bakımından daha gelişkin? Mümkün mü?
müftülük eğitimi çok üst ve zor bir eğitimdir gerçekten. Evet. Çok üst. Nitelikli ve çok zor bir eğitim. Diğeri bak, bazen ilkokulu bitirememiş. Harika bir okuyuşla eksiksiz okur. Niye? Bu beynini bununla ilgili komutlandırmamış. Diğeri onunla ilgili komutlandırmış. Bu kadar basit. Gerçekten iyi. Çoğu zaman alim insanlara o mezarlıklarda buyurun Yasin-i Şerif'i okuyun deyince karıştırırlar. Evet. Zira onunla alakalı beynini çalıştırmamış. Onunla ilgili mekanizma kurmamış. Beyni neye yönlendirirseniz o yönde çalışır. Ve bu yaş falan da hiç dinlenmiyor işte. Efendim yaşlandıkça unutuyorum. Dikkatim dağılıyor. Alakası yok. Yeter ki ihlaslı olalım. Yani ihlası, yani yoğunlaşalım. Yani yoğunlaşalım. Şimdi ben soruyorum annem bu yaşta işte 70 küsur yaşında Kur'an ezberi yapıyor. Soruyorum diyorum ki ezberleyebiliyor musun? Çok rahat ezberliyorum diyorum. Ben kaçıncı cüzeye yetiştim diye bir 2-3 yıldır başlamış ilerleyip gidiyor maşallah yani. Bunun şeyle hiçbir alakası yaşla yok. Bir alakası yok. Yaşla bir alakası yok. Evet. Burada mühim olan sizin kendinizi bir ilgini... o işe vermenizdir, evet. İlginizdir, ona adapte olmanızdır. Evet. Bir dikkat dağınıklığı yaşamadan bir hedef gayesiyle onu aklınızda tutmanızdır. Ama özellikle söylüyorum, üniversiteye hazırlık öğrencilerinin, ortaokuldan liseye geçmek için sınava giren çocuklarımızın bu kadar fazla bir ezbere ihtiyaçları yok. Çok doğru da değil. Ben üniversitedeyken yanımda kalan dershanedeki arkadaşlardan bunu yapanlar vardı. Dershaneye giden arkadaşlardan bunu yapan vardı. Berbat ediyorlardı her şeyi. Böyle oturuyorlardı işte ezberliyorlardı. Sofrada bile ezbere devam ediyorlardı. Ama istedikleri başarıya ulaşamadılar. Bu arkadaşlar çok zeki oldukları halde başarısız olur. Ezber asgari olarak gerekli, çok çok asgari. Temel bazı formülleri akılda tutmak adına. Ama bizim çok seçenekli sınav sistemimiz ezbere dayalı bir sınav sistemi olmaktan öte zihinde tutmaya dayalı ve ilgili simgelerle karşılaşıldığında hatırlamaya dönük bir sınav sistemidir bu. Son dediğim anlaşılabildim. Anlaşıldı hocam. Yani zihinde tutma ve ilgili simgelerle yani seçeneklerde görülen o rakam veya harflerle, kelimelerle karşılaşıldığında çağrışım yapmaya dönük bir sistemdir bu. Dolayısıyla ezber gerektirmiyor büyük ölçüde. Çok evet. Asgari bazı bilgiler dışında akılda tutmayı öne çıkarıyor. Bizdeki çok az soru ezber sorusudur. O ezber diye düşünülen sorular da esasen pek de ezber sorusu değil. Mesela siz Halide Edip'in Sinekli Bakkal romanını iyi okumuşsanız bizce sınavdaki herhangi bir soruya cevap verebilirsiniz. Yani kimdir Halide Edip? Hangi yüzyılda yaşamış? Hangi akımın içinde kalmış? Ne yapmış, ne etmiş? Bütün bunları biliyorsanız aşağı yukarı Halide Edip'le ilgili bir soruyu çözersiniz. Ama siz kalkıp da Halide Edip'i okumazsanız, kitaplarını incelemezseniz, hakkında çok az bilgiyle oturup elinize şöyle bir kağıt alıp Halide Edip şu tarihlerde arasında yaşadı, milli edebiyat akımına bağlıydı, bilmem eskiden Nevhelinistti, eski Yunancıydı falan filan. O ezbere vereceğiniz vakti Halide Edip'i okumaya verseniz bin kat daha iyi verim elde edersiniz. Bizim eğitim sistemimiz, bu test sistemi şu tür bir ezberi değil, o tür bir okumayı teşvik etmeye yöneliktir. Zaman zaman televizyonlara çıkan kimi rehberlik uzmanlarının, pedagogların derse girmemiş. Edebiyat dersi vermemiş, matematik dersi vermemiş, eğitim sisteminden habersiz. Sadece Avrupa'dan öğrendikleri sosyalist eleştiri tarzıyla efendim eğitim sistemimiz ezbercidir diye naralar atmalarına da bakmayın. Adamların eğitimden haberleri yok. Ezberledikleri plak gibi, bozuk plak gibi ezberlediklerini ekranda size söylüyorlar. Sen neye çalıştın da ezberci olduğuna karar verdin bu eğitim sisteminin? Yani ne oldu da öğrencinin ezber yapması gerektiğini söylüyorsun. Ezbercidir diyerek öğrencileri farkında olmadan ezbere sevk ediyorlar ve yanıltıyorlar. Evet. Habersiz. Yani burada sosyalist bir eleştiri var. Her şeyi eleştiriyor. Ama her şeyi eleştiriyoruz. Bunların temel fıkhiyatı şu.
Terakki'nin mazotu eleştiridir diye. İlerinin, ilerlemenin mazotu eleştiridir diye böyle bir saçmalık öğrenmişler. Ve bununla her çıktıkları ekranda eleştiri yaparlar. Efendim eğitim sistemi eleştirilecek bir sürü tarafı var. Ama bu eğitim sistemi çok da aşırı ezberci bir eğitim sistemi değildir. Hele son yıllarda, ezberleme konusunda eğitim sistemimiz özürlüdür şu anda. Az ezberlettiriyor. Az ezberlettirdiği için de öğrenciyi çok uğraştırıyor. Askeri bilgileri ezberlettirmiyor öğrenciye. Bunun için bir öğrenci aslında ilkokul 4'te öğrenip geçeceği bir bilgiyi biz şeye kadar yayıyoruz, liseye kadar yayıyoruz. Bu zorunlu eğitimin şeye kadar çıkarılmış olmasıyla da doğrudan alakalı, 18 yaşına kadar çıkarılmış olmasıyla da doğrudan alakalıdır. Yani öğrenci uğraşacak bir şeyler bulsun diye bir anda öğretmek yerine yıllarını alıyoruz biz. Basit bir matematik formülü okul 4'te öğrenir. Biz lise 4'te bir daha öğretmeye çalışıyoruz. Niye? Kıyıp da ezberletemiyoruz. Ezberletmek istemiyoruz. Onun için bu tamamen bir safsata. Mevcut eğitim sistemi ezberci bir sistem değil. Aksine az ezberleten ve az ezberlettiği için de özürlü bir sistemdir. Bunun giderilmesi lazım. Bundan şu faydayı çıkarıyorum kendimizi dinleyen öğrencilerimiz için. Bazı şeyleri ezberleyeceksiniz ama bu askeridir. Bu eğitim sistemi, bu yapı içinde sizden çok ezber istemiyor. Bazı askeri bilgileri istiyor. Daha çok hatırlamaya, çağrışım yapmaya dönük bir zihinde tutma işlemi istiyor sizden ki herkes bunu yapabilir. Bunun için çok maharetli olmaya gerek yok. Hafız olmanıza gerek yok. Benim gibi bir şiiri düzgün ezberlemeyen biri bütün lise, ortaokul hayatı boyunca sosyal bilgiler, tarih dersinden hep 100 alabilir. Bu mümkündür. Hiç ezberleyememek buna engel değildir. Değildir. Evet. Daha tekrarlıyorum. Tek bir şiiri baştan sona ezberleyemiyorsunuz. Aklınıza tutamıyorsunuz. Ama girdiğiniz bütün sınavlar, neyse bütün sosyal bilgiler sınavlarında 99 değil, 100 alıyorsunuz. O halde ezbere ihtiyaç var mı? Hayır, bu ezbere ihtiyaç olsa zaten bu 100'ün alınması mümkün değildir. Değil, meselenin anlaşılmasıyla alakalı bir husus, bilinmesinde fayda var. Hocam Allah razı olsun. Cümlenize. Süremizin sonuna geldik. Verdiğiniz bu kıymetli bilgilerden dolayı ben teşekkür ediyorum. Muhterem izleyenler, bu haftada Özgün Rehberliğin sonuna geldik. Bu hafta ezberleme problemini konuştuk. Esasında eğitim sistemimizin tam olarak ezberci bir eğitim sistemi olmadığını hocamız ifade etti. Daha çok çağrışımlara dayalı ve kavramaya dayalı bir eğitim sistemidir. Ama askeri düzeyde de ezberlenilmesi gereken bilgilerin olduğunu ifade ettik. Hani bunların ezberlenilmesi ve geriye kalanların daha çok kavranılması ve hani akılda tutulacak şekilde bir şekilde onu çağrışımlarla akılda tutmaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ettik. İnşallah bir sonraki hafta tekrar karşınızda olmak üzere. Allah'a emanet olun.